Evet sevgili arkadaşlar, şimdi küresel ayna testimizin çözümlerine başlıyoruz. Bir çukur ayna varmış, iki tane ışık göndermiş, buradan P ışığı kendi üzerinden geri dönmüş. Sen biliyorsun ki bu küresel aynada kendi üzerinden geri dönmesi için aynaya nasıl gelmesi lazım? Dik. Dik gelmesi için de o aynanın neresinden gelmesi lazım mutlaka? Merkezine gelmesi lazım. Noktalar arası uzaklıkta eşit olduğuna göre o zaman merkez burasıysa odak bunun neydi? Yarısıydı. Sonuçta merkez dediğimiz nokta aynı zamanda neydi? 2F noktasıydı. O zaman demek ki bu aynanın odak noktası ne olacaktır? Y noktası olacaktır. Peki R ışığı ne yapıyor? R ışığı asal eksene paraya geliyor. Asal eksene paraya gelen ışık ne yapar arkadaşlar? Odaktan geçer. Demek ki bu ışık yansıdıktan sonra ne yapacaktır? Odaktan, yani Y noktasından geçecektir. Cevabımız ne olacaktır? Cevabımız Bursa olacaktır. İkinci sorumuz arkadaşlar bir tümsek ayna. Tümsek ayna görüntü sorusu. Şimdi arkadaşlar tümsek aynanın özelliği neydi? Tümsek aynanın özelliği gelen bütün ışıkları ne yapıyordu? Dağıtıyordu. Yani şu bizim asal eksenimizse şöyle bir asal eksen çizersem. Bunun üzerinde nereden gelirse gelsin bu adam o ışıkları ne yapacaktı? Dağıtacaktı. Peki bu ışınları dağıttığı zaman nasıl dağıtacaktı? Mutlaka odak uzantısı odakla aynı arasına geçecek şekilde dağılacak. Dolayısıyla senin buraya koyduğun herhangi bir cismin görüntüsü nerede olacaktı? Odakla aynı arasında olacaktı. Sanal olacaktı, düz olacaktı ve daha küçük olacaktı. Peki buradaki cismi biz aynaya doğru yaklaştırırsak ne olması gerekiyor? Görüntü de aynaya doğru yaklaşacak ve ayna üzerinde çakışabilmeleri için boyu giderek büyüyecek. Ama sonuçta cisimden her zaman daha küçük olacaktır. Cisim uzaklaştıkça görüntü de uzaklaşacak ve ne yapacak? Giderek küçülecek. Yani nereye doğru yaklaşacak? Odağa doğru yaklaşacak. Hatta sen bu cismi sonsuza götürsen görüntü odağa gelmiş olacak. Dolayısıyla burada KLM cisimlerine baktığımız zaman bir ışık gibi düşünürsek şunların tepe noktasını. Asal eksene paraya gelen ışık ne yapacaktır arkadaşlar? Odaktan geliyormuş gibi bu adam bunu ne yapacak? Dağıtacak. Paraya gelen ışıklar burada dağıtacak. Dolayısıyla bu cisimlerin görüntülerinin sen ne olduğunu biliyorsun. Tümsek aynada bütün görüntüler odakla aynı arasında. Düz, sanal ve daha küçük. Ve aynaya en yakın olan cismin görüntüsü yine ne olacaktır? Aynaya en yakın olacaktır. Cisim uzaklaştıkça görüntü de giderek uzaklaşacaktır. Ve giderek ne yapacaktır? Daha da küçülecektir. M daha uzakta olduğu için görüntüsü burada olacak ve daha küçük olacak. Yani cisim sonsuza doğru gittikçe görüntü o daha doğru gelecektir. O zaman bize görüntü boylarını sormuş. O zaman boyu ne olacaktır? K'nın görüntüsünün boyu en büyük, sonra L, sonra M olacak. Yani cevabımız Adana olacaktır. Üçüncü sorumuz esnek yansıtıcı bir ayna. Yüzeyi ayna haline getirilmiş. Şekil 1'deki konuma getirmiş. Mumun ne yapmış? Mumun aynanın arkasında bir görüntüsü oluşmuş. Yani şöyle düşünün. Buradan ne yapsın? Bir tane ışık göndereyim birinci durumda. Buradan ne yapıyorsun? Yüzeyin normalini çiziyorsun. Peki yüzey nasıl arkadaşlar? Yüzey küresel bir yüzey. O zaman küresel bir yüzey ise bunun normali nerede olacaktır? O kürenin merkezinde olacaktır. Yani bizim merkezimizde şöyle bir yerde kabul edelim. Sen buradan ne yaptın? Sen buradan yüzeyin normalini çizdin. Normalde kaç derecelik açı yapıyorsa ne yaptın? Aynı açıyla geri yansıttın. Aynı açıyla geri yansıtınca ne olmuş? İşte buradaki tam açıyı tutturamadık ama görüntü nerede olduğunu söylemiş bize. Görüntünün aynanın arkasında olduğunu, yani bu yansıyan ışığın uzantısının buradan geçtiğini söylemiş. Demek ki bu cismin görüntüsü neredeymiş? Buradaymış. Demek ki çukur aynada görüntünün sanal arkada olması için bu cismin nerede olması lazım mutlaka? Odakla ayna arasında olması lazım. Uzunluklara takılmayın arkadaşlar. Merkez demek ki daha uzaktaymış. İşte bu görüntü burada olacak. Nasıl olacak? Sanal olacak, düz olacak ve daha büyük olacak. Sonuçta cisim odakla ayna arasında ise görüntü sanal arkada düz ve daha büyük. Sonra aynayı bir durumdan iki durumuna getiriyor. Yani aynayı biraz daha düzeltiyor. Yani eğrilik yarıçapı ne yapıyor? İkinci duruma eğrilik yarıçapı azaltılarak demiş. Tam tersi arkadaşlar. İkinci duruma getirdiğimiz zaman eğrilik yarıçapı ne yapmış oluyoruz aslında? Eğrilik yarıçapını biraz arttırmış oluyoruz. Çünkü birinci durumda daha küresel. İkinci duruma geçtiği zaman bizim küre ne oluyor? İkinci duruma geçtiği zaman küre şöyle yarıçapı daha da büyüyor. Yani eğrilik yarıçapını azaltmıyoruz. Tam tersi aslında burada ne yapıyoruz? Arttırarak ikinci duruma getiriyoruz aynayı. Peki eğrilik yarıçapı artınca ne olacaktır arkadaşlar? Merkezin yeri değişecektir. Yani artık bizim merkez daha uzakta bir yerde olacaktır. Dolayısıyla sen buradan aynanın normali çizdiğin zaman normali böyle çizeceğiz. Dolayısıyla buradan cisimden gelen ışıkla normal arasındaki açı az öncekine göre azalmış olacak. Dolayısıyla artmış olacak. Daha geniş bir açıyla gelecek. Dolayısıyla yansıyan ışık da az öncekine göre ne yapacaktır? Daha geniş bir açıyla gidecektir. Daha da geniş bir açıyla gidince o zaman bu ışık şöyle bir yol izleyecek. Dolayısıyla böyle bir yol izlediği için uzantısı nereden geçecektir? Uzantısı şuradan bir yerden geçecektir. Yani ne yapacaktır arkadaşlar? Sonuçta biraz daha yaklaşmış olacak. O zaman görüntünün aynı olan uzaklığı ne yapacaktır? Görüntünün aynı olan uzaklığı azalacaktır. Boy uzaklıklarla alakalıydı arkadaşlar. Mesela buranın uzaklığı kaç santim? 10 santim. Başlangıçta uzaklık kaç santim? 30 santim mesela. 1'e 3 oranı var. Dolayısıyla cismin boyu h ise görüntünün boyu kaç h'tır? 2 h'tır. Biraz sonra ne yaptık? Görüntüyü yaklaştırdık. Sonuçta cisim aynı yerde. Yani aynı olan uzaklığı 10 santim. Ama görüntünün aynı uzaklığı artık 30 santim değil. Ne kadar? Mesela 20 santim. O zaman boyu da ne olacaktır? 1'e 2 oranında olacaktır. Yani boyu artık 3 h değil de 2 h olacak. Yani boyu da ne yapacaktır? Giderek azalacaktır. Yani üçüncü sorumuzun cevabı arkadaşlar ne olacaktır? Edirne olacaktır.
Dördüncü sorumuz. Her iki yüzey de ayna. Yani bir taraf çukur, bir taraf tümsek ayna. S ışını uzantısı B'den geçiyor. Buna göre B noktası konulan bir cismin görüntüsü için. Şimdi arkadaşlar, aynalarda nedir? Bu ışınlar çift yönlü alabilirsin. Yani buradan gelen ışın bu şekilde yansıyorsa, yansıtıcı yüzey olarak sonuçta şöyle düşün. Bu yüzeyin normalini çizeceğim. Normali nereden çizeceğim? Merkezden. Merkezim nerede? Merkezimi atıyorum burada. Sen yüzeyin normalini çizdiğin zaman şurası senin ne olmuş olacak? Şöyle senin normalin olacak. Burası yüzeyin normali. Ve dolayısıyla gelen ışıkla yansıyan ışık, hani yansıma kuralları geçerli olduğu için kaç dereceyle geliyorsa yansıma açısı da ne olacak? Aynı olacak. Peki ışığı ne yaptık? Işığı tersten düşündük. Tersten düşünürsen o zaman şöyle düşün. Buradan gelen ışık da ne yapacaktır? Normali yine az öncekiyle aynı açı yapacaktır. İç ters olduğu için şu açıyla şu açı yine alfa ile gelecek. Alfa ile gelen ne yapacak? Yine alfa ile yansıyacak. Alfa ile yansıdığı için de ne olacak? Şunlar iç ters olduğu için bu ışığın uzantısı da buradan geçmiş olacak. Yani senin B'den gönderdiğin ışın ne yapar? Asıl eksenini bir daha kesmez. Ne yapar? Uzantısı işte şu A noktasından geçecek şekilde keser. Dolayısıyla senin B'ye koyduğun bir cisim varsa bu cismin görüntüsü nerede olacak? A'da olacak, sanal arkada olacak. Nasıl olacak? Düz olacak ve daha büyük olacak. Ve hatta demek ki o zaman görüntü sanal arkada düz olduğuna göre bu B noktası neresiymiş? Odakla aynı arası bir yermiş. Dolayısıyla bu görüntü buradan cisimden çıkan ışınların kendisi değil, uzantısıyı görüntü oluşturduğu için bu görüntü gerçek değil, tam tersi. Nasıl bir görüntüdür? Sanal görüntüdür. Cisme göre düz müdür? Evet, sanal görüntüler çukur aynı cisme göre düz olur. Cisimden daha mı büyüktür? Evet, sonuçta bu ışığın topladığı için çukur aynı, yani şu uzaklığa atıyorum A mesafesi, şuraya B desem, düzlem aynı olsaydı ne olurdu? Düzlem aynada A mesafesiyle B mesafesi eşit olurdu aynı açıyla yansıdığı için. Ama bu çukur aynı olduğu için ışığı biraz daha toplayacağından dolayı ne olacaktır? B daha büyük olacaktır. Yani burada B A'dan daha büyüktür. Uzaklıkla boyu doğru orantılıydı. O zaman görüntü daha büyük uzakta olduğu için cisimden ne olacaktır görüntü boyu da? Daha büyük olacaktır. Yani cevabımız Denizli olacak arkadaşlar. Beşinci sorumuz, eşit kare bölmüş XY aynaları şekildeki yerleştiriyor. Paralel gelen ışık P noktasından geçiyor. O zaman çukur aynaya paralel gelen ışık nereden geçer? Odaktan geçer. Yani adam bana ne demeye çalışıyor? Arkadaşım diyor, bu aynanın odak noktası burası. Bakıyorum odağa ne kadar arkadaşlar? Odak uzaklığı bu kadar. Kaç birim işte? 2,5 birim falan. O zaman bir 2,5 birim daha gidersem o zaman şurası da ne olacaktır? Merkez olacaktır. O zaman X'e bakarsam X nerede arkadaşlar? Odakla aynı arasında. Odakla aynı arasındaki cismin görüntüsünün nerede olduğunu biliyorum. Sanal arkada olduğunu, düz olduğunu ve daha büyük olduğunu biliyorum. Y'ye bakarsam Y merkezin dışında. Merkezin dışından gelen ışın ne yapacaktır? Normal çizdiğin zaman odakla merkez arasına geçecek. O zaman bu Y'nin görüntüsü odakla merkez arasında olacak. Ters olacak ve daha yakında olduğu için daha küçük olacak. Ve gerçek bir görüntü olacak. Sonuçta cisimden gelen ışınların kendisi görüntüyü ne yapmış oluyor? Oluşturmuş oluyor. X cisminin görüntüsü sanaldır. Evet, X'in görüntüsü sanaldır. Y'nin görüntüsü gerçektir. Evet, Y'den gelen ışınlar ne yapacaktır? Buradan yansıyan ışınlar kendisi görüntü oluşturacak. Gerçek. Ama X'den gelen ışınlar ne yapacak? X cisminden gelen ışınlar kendisi değil, uzantısı görüntü oluşturduğu için o sanal olacak. X cismi aynaya yaklaştırılırsa görüntü de küçülerek aynaya yaklaşır. Sen burada X cismini ne yaptın? X aynaya doğru yaklaştırdın. Cisim aynaya çakıştığı anda ne olması gerekiyor? Görüntünün de o noktasının aynayla çakışması lazım. Dolayısıyla X yaklaştıkça görüntüsü de yaklaşacak ve giderek ne yapacak? Küçülecek. Ama ne kadar küçülürse küçülsün cisimden ne olacaktır? Daha büyük olacaktır. Görüntüsü de küçülerek aynaya yaklaşır mı? Evet, yaklaşır. Yani 3 ifade de bizim için doğrudur. X cismi çukur aynanın önüne kesikli çizgiyle belirtilen 1, 2, 3, 4 bölgeler ayrılmış. Üçüncü bölgeye yerleştiriliyor bir cisim. O zaman ne yapıyoruz? Şuraya atıyorum bir X cismini yerleştirdik. X cisminin görüntüsü nerede olabilir? Şimdi X'i yerleştirdik de burası aynanın neresi olduğunu biliyor muyum? Hayır. Her türlü ihtimali düşünmem gerekiyor. Mesela cismi yerleştirdiğim nokta mesela odakla aynı arası bir yer olabilir. Cisim odakla aynı arasında ise görüntüsü sanal arkada düz ve daha büyük olduğu için görüntü nerede olabilir? Görüntü birde olabilir. Veya bu yerleştirdiğim nokta ne olabilir? Mesela şöyle düşünün. Odakla merkez arası bir yer olabilir. O zaman bunun görüntüsü nerede olacak? Odakla merkez arasındaki cisim görüntüsü merkezin dışında olacak, ters olacak ve daha büyük olacak. Yani nerede olacak? Dördüncü bölgede olacak. Atıyorum ben cismi mesela merkezle sonsuz arasında bir yere yerleştirmiş olayım. Yani cismin odak noktası burası olsun, merkezi burası olsun. O zaman bu cismin görüntüsü nerede olacaktır? İşte odakla merkez arasında ters yakında olduğu için daha küçük burada olacak. Yani yine dördüncü bölgede olacak. Atıyorum bu tam merkezse görüntü yine merkez ters ve aynı boyda olacak. Yani dolayısıyla bir kere odağa geçtiyse arkada, yani sanalda olacak ve düz olduğu için birinci bölgede olacak. Odakla sonsuz arasında nereye koyarsan koy. Odakla merkez, merkez, merkezi sonsuz. O zaman görüntü ne olacaktır? Yine kendi tarafında ama ters olduğu için alt bölgede olacak. Yani bu cismin görüntüsü hangi bölgelerde olabilir? 1 veya 4'te olabilir. Koyduğumuz yere bağlı olarak.
Bir küresel ayna oluşacak. Gerçek ve sanal görüntüleri hangisi kesinlikle yanlıştır? Şimdi gerçek görüntü neydi arkadaşlar? Cisimden çıkan ışınların kendisi görüntü oluşturuyorsa bunlar gerçekti. Ama cisimden çıkan ışınların kendisi değil de uzantısı görüntü oluşturuyorsa bu görüntüler ne oluyordu? Bu görüntüler sanal. Nasıl bir ayna? Küresel. Küresel aynalarımız ne var arkadaşlar? Küresel aynalarımız çukur ve tümsek ayna var. Peki çukur aynaya bakalım. Şimdi çukur aynaya baktığımız zaman ne olacak arkadaşlar? Çukur aynada sanal görüntüyü ancak nerede elde edebilirsin? Cismi odaklı ayna arasına koyarsın. O zaman sanal görüntü oluşur. Nerede oluşur? Arkada oluşur, düz oluşur ve daha büyük olur. Ama ne olur? Cismi odakla merkez arasına koyarsan veya merkeze koyarsan veya merkezle sonuç arası bir yere koyarsan bunun görüntüsü burada ters ve gerçek olacak. Ama mesela sen cismi ne yaptın? Cismi odakla merkez arasına koydun. Görüntü merkezin dışında ters daha büyük olacak. Atıyorum cismi sen tam merkeze koydun. Yani şu A olsun, bu dağının görüntüsü olsun. Merkeze koydun, o zaman görüntüsü merkezde olacak, ters olacak ve aynı boyda olacak. Cismi atıyorum merkezin dışına koyarsam bu sefer görüntü odakla merkez arasında olacak. Ters olacak ve daha yakında olduğu için daha küçük olacak. Bu çukurdaki görüntüler. Tümsek aynada zaten fazla bir görüntümüz yok. Çünkü tümsek aynada cismi nereye koyarsan koy hiç fark etmez. Görüntü nerede? Odakla aynı arasında. Sanal, düz ve daha küçük. Peki gerçek görüntüler cisimden küçüktür. Şimdi gerçek görüntü cisimden küçük olabilir. Mesela C'nin görüntüsü nedir? Gerçektir ve cisimden küçüktür. Olabilir. Sanal görüntüler cisimden küçük. Tümsek aynada oluşan görüntü sanal görüntüler cisimden küçük. Ama çukurda oluşan görüntüler sanal görüntüler cisimden büyük. Yani küçük olabilir mi? Evet, tümsek ayna seçersem ben aynayı olur. Sanal görüntüler cisimlerden büyük. Çukur seçersem evet çukurda sanal görüntü cisimden büyük olur. Tümsekte ise küçük olur. Yani olabilir. Aynanın türüne bağlı. Sanal görüntüler cisme göre ters. Arkadaşlar dikkat edin. Burada sanal oluşan, çukur aynada oluşan görüntü sanaldır ve buradadır ve ters değildir, düzdür. Burada da görüntü tümsekte sanaldır ve nedir? Düzdür. Yani sanal görüntülerin hepsi ne olmak zorunda? Düz olmak zorunda. Ters olması, çukur, tümsek hiç fark etmez. Gerçek görüntüler cisimden büyük. Atıyorum A'nın görüntüsü gerçektir ve merkezin dışında olduğu için cisimden daha büyüktür. Olabilir mi? Olabilir. O zaman kesinlikle yanlış olan cevabımız ne olacaktır? Denizli olacaktır. 8. sorumuz. Odak noktası F merkezi M'ymiş. KLM ışınların hangileri aynadan yansıdıktan sonra kesişir şeklinde bir soru sorulmuş. Arkadaşlar şöyle düşünün. Mesela burada M ne yapıyor? M tepe noktasına geliyor. Tepe noktasına gelen ışık ne yapacaktır? Aynı açıyla buradan geri yansıyacaktır. Yani tepe noktasına gelen M ışığımız şu doğrultuda ne yapacak? Geri yansıyacak. N'ye bakarsak arkadaşlar N işte ne yapıyor? Asal eksene paralel geliyor. Asal eksene paralel gelen ışın ne yapacaktır? Şurada şöyle çizeyim. Asal eksene hatta farklı bir renkle çizeyim bunu. Asal eksene paralel gelen ışın nereden geçti arkadaşlar? Odaktan geçti. Peki acaba hocam bunlar kesişir mi? Hani böyle gidiyor da acaba bunlar birbirine paralel mi kesişir mi? Şöyle düşünün arkadaşlar. Bunu bir cisimden çıkan ışın gibi düşünün. Ama bunlar hocam farklı yerden çıkıyor. Ama dikkat et şurada ne yapıyor? Kesişiyor. Yani ben buradaki bir cisimden çıktığını, o cismin tepe noktası olan şöyle bir A noktasından çıktığını düşüneyim. Sonuçta M ışığı da N ışığı da o cismin tepe noktası bu A'dan gelen ışınlar. Odakla merkez arasındaki bu cismin görüntüsü nerede olacak? Merkezin dışında olacak, ters olacak ve daha büyük olacak. Demek ki o zaman görüntü burada oluşuyorsa bunların görüntü oluşturması için o cisim ışınların orada ne yapması lazım arkadaşlar? Kesişmesi lazım. Demek ki M ile N ne yapıyor arkadaşlar? Birbiriyle kesişiyor. M N kesişir. Yani cevabımız Ceyhan çıktı. Peki hocam KL'ye baksam. Tamam bakalım. Şimdi KL'yi de o zaman işte odaklı aynasından geliyoruz. Ne yapacak? Bunlar yansıyacak. Yansıyınca ne yapacak? Uzantısı sanal olaraktan bir yerden geçecek şekilde yansıyacak. Ama şöyle düşün. Bunlar nerede kesişiyor? Bunlar şurada kesişiyor. O zaman sen buradaki bir cismin tepe noktasıymış gibi düşün. Ve oradan hani şuraya atıyorum A, B noktası diyeyim. Şu B'den gelen iki farklı ışık gibi düşün. Bu cismin görüntüsü nerededir arkadaşlar? Bu cismin görüntüsü sanal arkadadır. Kendine göre düzdür ve nedir? Daha büyüktür. Yani B'nin görüntüsü buradadır. Bu ne demektir? Bu şu demektir. O zaman K'dan gelen ışın da aynadan yansıdıktan sonra ne yapacaktır? İşte uzantısı o noktadan geçecek şekilde yansıyacaktır. Aynı şekilde L'den gelen ışın da o noktadan geldiği için o da ne yapacaktır? O da işte uzantısı o noktadan geçecekmiş şekilde ne yapacaktır? Yansıyacaktır. O zaman dikkat et bu iki ışığın yani şu K ışığıyla şu L ışığını ne yapıyor? Kesişiyor ama neleri kesişiyor? Uzantıları kesişiyor. Kendileri yansıdıktan sonra ne yapmıyor? Kendileri yansıdıktan sonra kesişmiyor. O zaman aynadan yansıdıktan sonra kesişen ışınlarımız ne olacaktır? M ve N olacaktır. Cevabımız arkadaşlar Ceyhan'dır. Yani bunu ne yapabilirsiniz? Bunu işte kabaca şöyle düşünebilirsiniz. Hiç o kadar uğraşmayın. Mesela işte bunlar kesişecek mi bir yerde bu ışınlar? Ne yap? Aynaya gelmeden önce kesişiyor mu? Evet. O zaman sanki ne yap? Burasının cismi bir cisim gibi düşün.
O zaman bunun görüntüsü odaklı merkezden cismin görüntüsü merkezi dışında ters ve daha büyük olacak. Yani o cismin görüntüsü burada olacak. Demek ki şu noktadan gelen ışınlar burada kesişecektir. K ve L'nin kesiştiği noktayı da bir cisim gibi düşün. Atıyorum burası da mesela C cismi olsun. Bunun görüntüsü nerede olacak? Bunun görüntüsü sanalda olacak. Kendisine göre düz olacak ve daha büyük olacak. C'nin görüntüsü bu. Demek ki bu noktadan gelen ışınlar da yine kesişecek ama uzantıları kesecek. Nerede kesecek işte? Şu noktadan geçecek şekilde uzantıları kesecek. Dolayısıyla bu iki ışın kendisi değil, uzantısı çakıştığı için bu iki ışık ne yapmayacaktır? Çakışmamış olacaktır. Dokuzuncu sorumuz, arkadaşlar bu zaten özel bir soru. Ne? Birbirine paralel gelen ışınlar vardı hatırlarsanız. Mesela çukur aynada asal eksenden paralel gelen ışınlar ne yapar? Paralel gelen ışık odaktan geçer. O zaman bu ışık da odaktan geçecek. Paralel gelen bu ışık da odaktan geçecek. Aynaya gelip paralel gelen bu ışık da odaktan geçecek. Bu ışık da odaktan geçecektir. Veya tersten düşünürsek işte odaktan gelen ışınlar da paralel gidecektir. Yalnız bu asal eksene paralel geliyoruz ama bu önemli değil ki. Çukur aynaya paralel gelen kaç tane ışın olursa olsun, mesela birbirine paralel şekilde gelen bütün ışınlar ne yapmak zorunda? Bunlar mutlaka yansıdıktan sonra bir noktada çakışmak zorunda arkadaşlar. Ve o kesiştikleri noktada ne olmak zorunda? Odak doğrultusuna bir noktada kesişmek zorundalar. Yani bunlar da paralel geldiği için bunlar ne yapacak? Mutlaka odak doğrultusunda şuralarda bir yerde kesişmesi gerekiyor. Yani dolayısıyla cevabımız ne olacaktır? Cevabımız 9. sorumuz cevabı da bursa olacaktır. Sonuçta bu da nedir? Bir özel ışındır arkadaşlar. Evet arkadaşlar, kalan soruların çözümüyle devam edeceğiz. Kanalımıza abone olmayı da unutmuyoruz.